Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün takla sıfırlama diye bir olay var. Yani İngilizcesi flip reset. Bu olayı öğreneceğiz ama bu olayı şöyle yapacağız. Ben bu olayı şöyle söyleyeyim, çok iyi yapamıyorum. Ben bunun için Ali'den yardım alacağım. Discord'da Fesal eksinlikli kişi bilenler bilir, zaten Discord'da aktif olanlar bilir. Discord'da da katılmadıysanız bu arada mutlaka katılın. Neyse, lafı uzatmayayım. Ondan yardım alacağız çünkü o gerçekten iyi yapıyor. O bize öğretecek, aynı zamanda bana da öğretecek. Sonra ben onun öğrettiği şeylerle denemeye çalışacağım. Böyle bir video olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz, video hoşunuza gider. Ve bu tarz videoların da devamlı gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın. O zaman çok konuştuk, kusura bakmayın. Direkt olayımıza girelim. Ali'nin yanına ışın alalım. Evet, şimdi özel maça girdik arkadaşlar. Burada yanımda Ali var. O bana anlatacak. Bu arada Ali, hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Şimdi ama ben çok kısa bir hareket açıklayayım. Sonra zaten Ali yani bayağı bir sözü alacak. O size bayağı bir açıklayacak. Şimdi flip reset dediğimiz olay şu arkadaşlar. Yani siz normalde karada giderken arabanız dört tekeri zemine değiyor ya, orada zıplama hakkı kazanıyorsunuz. İki tane ya da bir tane, o değişiyor işte. Ya da şöyle, hani sinking vuruşu dediğimiz vuruş var ya, orada havaya değdiğinizde de, yani tavana değdiğinizde arabanın dört tekeriyle, hatta şöyle göstereyim bir dakika. Uygulamalı yapalım. Bakın, yine vuruş hakkı kazandım. Bunu biz topta yapacağız. Zaten sinking dediğimiz şey tavan oluyor. Tavanda yapması kolay. Bir daha yapalım hatta. Bakın aldım. Gördünüz mü? Arabanın dört tekerindeydi. Orada zıplamaya aldım. Biz bunu topta yapacağız ama bunu topta yapmak için harbiden böyle yani çalışmak lazım. Belli bir air dribble bilgisi lazım. Belli bir hava hakimiyeti bilgisi lazım. Bakın şu an Ali, hatta görüyorsunuz, takır takır yapıyor. Çünkü Ali çalıştı. Ama ben çalışamadığım için, yani mekaniklerim yeterli olmadığı için çok iyi yapamıyorum. O yüzden sözü de Ali'ye bırakacağız. Ben çok konuştum. Ali, söz sende kardeşim. Teşekkür Ben ederim. İzleyiciye geçiyorum abi. Bundan sonrası topu sana attım. Eyvallah. Ya dediğin gibi havadayken dört tekerin topa değmesi demek aslında reset. Yani Ya temel mantığı bu. başlangıçta aynen temel mantığı bu. Başlangıçta bak çok kolay gözüküyor izlerken ama değil yani arkadaşlar, zaten göreceksiniz. Ya önemli olan o duvardan çıktıktan sonra arabayı kontrol etmek. Topu önce şöyle vurduktan sonra isterseniz bir süre bekleyin böyle. Normal dribble antrenmanı gibi. Böyle vurma antrenmanı yapın sadece. Yani şöyle Aynen vurun. aynen. Bu arada şöyle söyleyeyim, ben de deneyeceğim Ali'den sonra arkadaşlar. Yani yapamadığım bir hareket. O yüzden de sizler hani yapamadığım bir hareketi kendim Sadece. göstermek yerine Ali'yi çağırdım. Ama ben de hani bir fikriniz olsun diye deneyeceğim, ne kadar zor hareket olduğunu göreceğiz abi, Böyle. izleyin. Normal resetin mantığı bu. Tabii ben şu an kötü kullandım ama aldım sonuçta Abi reseti. adamın kötü kullanışı bile alıyor yani. Biz bir tane reset alsak o falan diye bağıracağız. Topu vurduktan sonra biraz bekleyin. Ondan sonra topu çıkarsanız eğer böyle reset alması bir tık daha Peki ilk başta ne kolaylaşıyor. Bunu yapmalılar? Diyelim ki benim kadememde bir oyuncu var ya da platin diyelim. Tamam, çünkü Rocket League'de platin oyuncular çok fazla. Platin kademesinde bir oyuncu var. Az çok air dribble da yapıyor. Ne bileyim işte hava hakimiyeti de var. Sence bu hareketi kullanmalı mı? Yani gerek var mı? Bu hareket hangi ranklardan sonra yani avantaj sağlar bize? Senin bu görüşün bu hareket konuyla. her rankta avantaj sağlar ama şöyle bir şey diyeyim sana. Platin'de bunu platin oyuncusu çok fazla yapamaz. Elmas da yapamaz hatta. Ya. Elmas da çok fazla yapamaz. Ya çok da gerekmiyor bu hareketi yapmasına çünkü o ranklarda daha farklı mekanikler öğrenmesi gerekiyor. Ne bileyim half flip olsun ya da değişik mekanikler işte o ranka özel Yani mekanikler aynen var. aynen. Ali'nin dediği şey şu arkadaşlar, zaten ben açıkladım. Ya bu hareketi öğrenmek için belli bir mekanik birikiminiz lazım ya. Siz ilk başta onları öğrenin. Ondan sonra gelin bunu öğrenin. Zaten bu videoyu hani biz şimdi atıyoruz mesela, gidip bunu direkt yapacaksınız diye bir şey yok. Oyunda iyileşirsiniz bir süre, zaten Ali şu an o konumda. Ondan sonra da Ali gibi tıkır tıkır resetlersiniz. Yani şu an görüyorsunuz bayağı yapıyor. Bu şekilde olacak yani İşte zamanla. örnek göstermek amaçlı öyle yapıyorum arada. Ya dediğim gibi öncelikle topu duvara sürdükten sonra öyle sadece vurun topa. Peki Böyle ama top. nasıl yapmalar? Şimdi duvara sürdükten sonra çok genel bir terim hadi. Yani nasıl? Şöyle Hani sert ya mi, yumuşak mı, çok dik hızlı da açıyla mı? olmayacak. Top çok hızlı da olmayacak ve top vurduktan sonra şöyle şey olursa daha iyi olur. Ya Vurduktan şu sonra setup dediğimiz top kaleye doğru aşama gitsin. Top kurulum kaleye doğru gitsin. kaleye doğru. Tamam, Aynen. sonra
Kaleye doğru Ve topu gidecek. yuvarlarken ya çok hızlı da olmayacaksın, çok yavaş da olmayacaksın. Şöyle yuvarlıyorsun ve tam şu köşeye geldiğinde arabayla gazı çekeceksin ve Gazı çekeceksin. Ben onu top senden bilmiyordum. biraz uzaklaşacak. Şöyle gazı çekeceksin, sonra birden vuracaksın. Böylelikle top hem senden uzaklaşmış olacak hem de daha sert gitmiş olacak. Ya bu en Ama kolay işte. aşaması değil mi şu an? Bence FPS'in. Aynen. Ya Aynen. bunu bir şekilde çözmeniz lazım arkadaşlar. Yani topa kontrollü, çok sert olmayacak ama çok yumuşak da olmayacak ve topu kendinizden uzaklaştıracaksınız. O alanı dediğimiz şeyi çevreleyeceksiniz ve oradan da artık ikinci aşamaya geçeceksiniz. Onu da zaten Ali şimdi gösterecek. Çünkü ben çok iyi bilmiyorum. İşte güzel anlattın, güzel anlattın. Topa o antrenmanı çalıştıktan sonra gösteriyorum hemen. Vurduktan sonra bekleyin, sonra çıkın topa. Bu arada bakın çıkarken Ali'ye dikkat edin, yani araba direkt böyle airroll yapmıyor arabayı. Biraz bekliyor, ondan sonra yapıyor. Son anda da yapmıyor, ilk başta da yapmıyor. Ona dikkat edin, o yani zamanlama çok önemli. Zaten flip resetinde bence bayağı önemli bir olayı zamanlama diye düşünüyorum ben. Çünkü ne kadar iyi... Topa vurduktan sonra şöyle reset almaya gitmeniz çok mantıksız olur. Bir de Yani topa... arabayı kontrol etmeniz de çok zor olur. Aynen, bazıları bir de air dribble yapar gibi reset almaya çalışıyor. Ben de varım onların Mesela şu aralarında. çıkış da çok yanlış bir çıkış. Şöyle Aa, ben çıkış da böyle çok yanlış yapıyordum bir işte. çıkış. Bu çıkışlar çok yanlış çıkış. Yani şöyle topa yapışık gitmek. Böyle dribble'a kalkarsın. Reset de alırsın ama çok zorlanırsın. Yani çok Ya güçlü olman zaten lazım. reset yapmak için bu olayı yapmak lazım. Hani dribble Aynen. bilmeyen biri reset yapamaz. Ama dribble bilen biri reset de yapabilecek diye bir şey yok. Çünkü dribble'dan öğrendiği bilgi birikimi ile resetten öğreneceği bilgi birikimi çok farklı şeyler. Ki Doğru zaten o öyle. yüzden de herkes kolay kolay yapamıyor. Yani şampiyonda bile, şampiyon artık yani yüksek bir rank sayılıyor oyununda. Ya yani şampiyonda bile böyle yüze kaçı flip reset alıyordur Ali sence? Alabiliyordur. Senin gibi diyelim. Çok fazla kişi alamıyor. Hatta az kişi alıyor ya. Ben Ya adam akıllı. Karşıma gelen yok öyle reset almak için. Tabii adam ranked olduğu için de almıyor olabilir. Ayrı mesele ama Ya dediğim gibi büyük çok fazla şampiyon mekaniği diyebiliriz aslında. Büyük ya şampiyondan çok başlıyor. çok temiz yapılması için bir Grand Şampiyon olman gerekiyor ya. Ya öyle öyle. Şimdi ikinci aşamayı da gösterdik. Sen başka söyleyebileceğim bir şey yoksa ben Ya dedim hani şöyle. şuraya dikkat edin, buraya dikkat edin. İşin en canlanıcı kısmına gelelim abi. Böyle son olarak toparlayayım. Dediğim gibi topu yuvarlıyoruz. Vurduktan sonra biraz bekleyerek çıkıyoruz ki top bizden uzaklaşsın. Biraz Yoksa bekleyerek. topa yapışık gideriz. Çıkamadım bir saniye. Topa yapışık gideriz. Orada biraz beklememiz gerekiyor. Topun hızını da ayarlamamız gerekiyor. Nereye doğru vurduğunu da ayarlaman gerekiyor. Ve şöyle airroll'u kullanmanız gerekiyor. Roll Yani dedi de şey arkadaşlar, klavyede QE artık kolda siz hangi tuş atadıysanız oradaki tuş oluyor. Mesela ben de R1 ve L1. Onu da çok kısa söyleyeyim. airroll'u kullanmadan bu reset işi zor. Tabi Alınıyor. tabi zor değil, olmaz zaten. Ama Hani arabayı nasıl zor döndürecek ki yani. adam? Araba şey Aynen yapması öyle. lazım. Peki hangi antrenmanları öneriyorsun? Yani flip reset'e nerede çalışsınlar? Yani özel bir antrenman aslında önermiyorum. En Aa, basit en iyi antrenman önermiyorsun. bence serbest Önermiyorsun. antrenman ya. Valla ben hep özel antrenmanda çalışıyordum reset'e. Ya özel antrenmanlar da eyvallah. Setup'ı Ya hazır geliyor. Özel antrenman bir ha, tık o da doğru. aslında O da işi doğru. O da doğru. kolaylaştırıyor. Aynen. Şey oluyor bir tık armut bir şey ağzıma düşüyor. O da mantıklı. Aynen Ya öyle. şey serbestte adam akıllı tam öğrenirler. Daha zorlanırlar ama Gol yani. atmak için uğraşmaya gerek yok. Sadece şöyle almaya çalış. Ya gol Aynen öyle. alınmasa da Ya bir de önemli değil. zaten Sadece. bu hareketi yaptığınız arkadaşlar ya yani şöyle bir şey düşünün. Adam normal topu sürüyor ve bir tane daha zıplama hakkı olduğu için hani tahmin etmeniz çok zor. Çünkü siz uçuyorsunuz. Siz uçarken adam da uçuyor ama adamın bir zıplama hakkı daha var. O şekilde düşünün. Yani onu kurtarması, tahmin etmesi, ne bileyim işte kaleci olduğunuzu düşünün, onu çıkarması yani çok imkansıza yakın bir şey. O yüzden de yani rakipler için çok yani bayağı avantajlı oluyorsunuz. Onu da söyleyeyim ve Ali başka yapabileceğim bir şey yoksa ben dediğim kardeşim böyle double falan triple atmayacaksan Ya onu reset olarak double deniyorum aslında denesene. da. Belki videoda Deniyorum denk da. gelir. Bakalım. Dediğim gibi ben çok fazla iyi olmadığım için sadece şöyle ilk Abi reset kolay alabiliyorum. adamı çok fazla Aldım iyi olmamış ama abi. Aldı ama gördünüz işte arkadaşlar. Zaten bu artık çok işin temiz hani olmadı. ilk baştaki şeyi öğrendikten sonra ve orta seviyeye geçtikten sonra flip reset için konuşuyorum bu arada. Ha, bunları yapacaksınız. Şimdi sözü ben alayım abi. Bir de ben dedim bakayım. Bu arada benim yapamadığım bir hareket arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü yani zor, Tamam. bayağı zor. O girer mi girdi. Ne sıkıntı yok.
Alıp Yapamazsam abi şey de deneyeceğim. Şimdi Ali ne dedi? Çok fazla abanmayacağız dedi. Bekleyerek. Bak bekledim. Şimdi böyle al. Yok bu olmadı abi. Bu gitti. Bir yakalayırız daha korudu. deneyelim. İlk deneme. Ya böyle hatalar yapacaksınız arkadaşlar. Zaten kendinizi benim yerime koyun. Ben de bilmiyorum. Arada böyle şeyler olacak. Şimdi böyle bu da olmuyor abi. Bunu bayağı bir Şöyle bir şey de deneyeceğiz. diyebilirim. Topa doğru normal sür. Ama en son reset alma aşamasında arabanın aşağı doğru indir. Aa bak bu sefer de tavana çarptım. Ya bunu kurulumu ve o zamanlamayı çok temiz yapmak lazım. O yüzden burada sürekli çalışacağız abi. Ben şu an galiba yapamayacağım gibi. Bak yani ceiling'e çıkıyorsunuz falan. Ya İşte çok... o topun hızını ayarlamakla alakalı tamamen. Şimdi biraz daha kontrolü vuralım. Bak neredeyse aldım vermedi. Arada böyle durumlar da oluyor. Çünkü arabanızın yani önemli olan 4 tekerinin bir anda değmesi arkadaşlar. Yani iki arka teker önce diğer bak aldım gördün mü ama zor oldu. Bu arada iyi renk geldi. Ben alamayacağım diye düşünüyordum. Ama böyle yani durumlar olabiliyor. Dediğim gibi. 4 tekerin aynı anda değmesi lazım. Bunu Ali söyledi mi bilmiyorum da onu gol yedik mi Yok. yedik. Ben çok kısa Tabii. ekleyeyim. Yani ilk aşamanız bu olacak arkadaşlar. Benim gibi öğreneceksiniz. Ondan sonra Ali gibi böyle gol atma safhasına geçeceksiniz. Ben hatta izleyiciye geçeyim. Ali senin bir şey söyleyeceğin varsa püf noktası falan ya da böyle göstereceğim bir numara Noktası. yoksa Şöyle topa doğru gidiyoruz ya. Ben bunu söylemeyi unuttum galiba. Çünkü sen yaparken de dikkat ettim. Topa doğru giderken en sonda eğer arabanın önünü indirirsek reset alma işi daha kolaylaşır. Şöyle giderken, ah bak aynen topu aynen vurdum. onu ben de işte o beni düştüm hatayı düştün sen de. Bir de şunu söyleyeceğim ben ya bu bence hareketin oluyor benim için kontrol ve zamanlama. Kontrol nerede etkili işte bu setup'ı kurulumu yaparken yani o topu duvardan atıp resete çıktığımız zamanda kontrol geliyor. Zamanlama da işte bu topu demeyeyim arabanın önüne eğerken falan arkadaşlar. O Aynen. yüzden Bir de bayağı bunun bu olayın zor bir freestyle hareket. olayları da var. Tabii onlar biraz daha Ya o gelişmiş şeyler. freestyle zaten aynen. Onlar bir tık Yani. artık oyunda iyice bütün mekaniklere bir parça hakim olmanızdan kaynaklı bir şey. Şu an ya yani Aynen Ali öyle. görüyorsunuz ya bir şekilde her şartta öyle ya da böyle reset'i alabiliyor. Bunun sebebi ne? Ya çok çalışıyor arkadaşlar. Çok çalışıyor demeyeyim de hani belli bir birikim var, deneyimi var. Ya yani siz de eğer ilk başta olmuyorsa abi niye olmuyor falan demeyin. Çünkü hani bir şey çalışmadan öğrenemezsiniz. Yani konu artık buraya çıkacak. Söyleyeyim. Çok klişe bir laf olacak ama söyle Ali dinliyorum. Böldüm. Benim bu oyunda 2500 saatim var. Yani onu baz alarak kendinizi şey Aynen yapın. aynen aynen. Ya bu şey gibi olabilir arkadaşlar. Bazınız şey değil abi. Benim 500 saatim var. Ben Flip Reset aldım. Siz niye 2500 saatte alamıyorsunuz falan diyenler olabilir. Ya da benim için diyenler olabilir. Bu oyunun biraz da zamanını hani nasıl geçirdiğinizle alakalı. Mesela benim şöyle söyleyeyim. Bana soruyorsunuz yorumlarda. 2200 saatim var benim. Ama benim 2200 saatin 1300'ü 1400'ü takastır. Geri kalan hani 800'ü ne bileyim işte oynanış, eğitimde geçirme, AFK kalma falandır. Hani bu sizin oynanış saatinizin nasıl geçirdiğinizle alakalı. Bazıları işte 500 saat oynar, Grand Champion'a çıkar ki öyleleri var yani. Adam sadece tryhard kasıyor. Mesela bazıları da Ali gibi böyle mekaniklere çalışır, estetiğe önem verir. Bu da farklı bir opsiyondur. Sizin bu bakış açınıza göre değişir. Flip Reset de bunlardan biri. Ki zaten sen Ali Grand Champion mekaniği dedin ama Grand Champion olup da bunu yapamayanlar vardır değil mi? Yani yüzde verirse kaçtır yapanlarla yapamayanların Grand Champion'da? Düşük bir yüzde olabilir belki. Ama Bence şöyle de 20'ye 80 düşünüyorum. diyebilir miyiz? Gerçi Ya yok o kadar da değildir ya. Çünkü ben de belki oran... olabilir. Çünkü adam sadece tryhard oyuna odaklanmıştır ve böyle ne bileyim estetik olaylara karışmamıştır. Sadece rotasyon işlerine veya top istememe olaylarına çalışmıştır. Resete falan kafa yormayan bir insan yapamaz zaten. Aynen öyle. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Yani mutlaka zaten belli bilgi birikimi lazım. Eğer siz diyorsanız ki abi ben altınım, gümüşüm, bronzum, hatta platin diyorsanız hiç o işlere girmeyin. Ha platinde yapan görür müsünüz? Görürsünüz yani. Kazara falan. Kazara demeyeyim de çok çalışır. Bir şekilde yapar.
Ama ya dediğim gibi yapılmasına gerek yok. Çünkü o rankta zaten böyle olaylar dönmüyor. O rankta adamlar daha yeni e-dribble, havadan top sürme dediğimiz olayları öğrendiği için artık o rankta siz kendi kademenizdeki hareketleri yapacaksınız. Yani bir basamağa çıkmak için 5 tane basamak birden çıkmanıza gerek yok. Bu da çok klişe bir laf oldu ama yine konu buraya çıkıyor deyip artık yavaştan video bitirelim Sen hadi. haklısın. Değil mi kardeşim? Doğru. Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer Valla farklı bir sorular olursa. benim de diyeceklerim bu kadar. Ya yani gösterme çalıştık demek istemiyorum çünkü Ali gösterdi. Ali göstermeye çalıştı sizlere arkadaşlar. Umarım Elimden memnun. geldiğince de anlatmaya çalıştım. İnşallah Eyvallah. anlamışlardır. Teşekkür ederim Ali'ye de Rica sizin ederim. yüzünüzde. O zaman videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Thank you.